teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bu buluşmayı biraz geçe aldık. Çünkü sebebi bir seçim vardı. Çok yoğundunuz, koşuşturma yaşıyordunuz. Dedik ki seçimden sonra hem yorgunluk atarlar hem de biz hasret gideriz diye bu tarihi tercih ettik. Sinop Park Yıldız yeni bir müessese. Küçük, daha emekliyor. Sonra ayağa kalkacak, yürüyecek ve inşallah koşacak. Sinop'ta bu tür bir tesis yaparken Sinop turizmin sadece deniz, güneş ve kum olmadığını, doğanın da bir turizm olduğunu hem anlatmak hem de göstermek istedik. Çünkü memleketimiz çok güzel. Çok denizin dışında doğa güzellikleriyle, gölleriyle, tarihi dokusuyla çok güzel bir ilimiz var. Bunu bir yerlere anlatabilirseniz sizin aracılığınızla çok memnun olacak. Biz bize düşeni yaptık. Turizmde bir şeyler bilgimiz varsa bunu sunmaya çalışıyoruz. Sizler de Sinop'un tanıtımını için gerekli yerlere ulaştırırsanız çok memnun oluruz. Park Yıldız'da açık büfe kahvaltımız var. Serpme kahvaltılarımız var. Gözlemelerimiz ve çok özel bir ayranımız var. Susurluk ayranı gibi diye düşünülen ama ondan daha güzel kürküt direkt kaymak olan bir ayran yapıyoruz burada. Et mangallarımız var. Şu anda kuyu kebabını da bir süre sonra devreye sokacağız. Yaptırdık orayı. Yazın belli bir süre kuyu kebabını da devreye sokalım istiyor. Çünkü talep geliyor kuyu kebabı ile ilgili. Dışarıdan gelen misafirlerimiz kendi yiyeceklerini getirdilerse bizden masa kiralayarak piknik yapabiliyorlar. Burada çocuklarımız uzun süre vakit geçirsinler diye oyun parkurlarımız var. Ve tabii ki atlarımız var. Çocukların en çok sevdiği hayvandır biliyorsunuz atlar. Atlara binebiliyorlar. Şu anda padoğumuz küçük. Aşağıya daha büyük bir at çiftliğini yapacağız. Seneye de Allah kısmet ederse arka tarafa bungola tarzında ormanla ilgili problem yani ormanla ilgili tahsis biterse arkaya bungalolarımızı yapıp otelimizi yapacağız. Av turizmi yazın normal yurt dışından veya yurt içinden gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir tesis haline getirmeye çalışacağız. Biz bize düşen için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu tesis yapılırken şu anda devletle ilgili bir TL bir teşvik alınmadı. Tamamen şirketin öz sermayesiyle yapıldı. Ama bu tesis yapılırken tabii ki devlet kurumları bana çok yardımcı oldular. Başta ormana bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Özel idare de bazı konularda yardımcı oldu. Yol problemimiz vardı. Birazı çözüldü, birazı çözülmedi. Girişteki yolu görmüşsünüzdür. Ama en kısa zamanda çözüleceğini söylediler. TTNET ile ilgili bir problem yaşadım. İnternet ve telefonu buraya getiremedim. 3 milyar 650 lira gibi bir para ödemek zorunda kaldım. Telefonu ve interneti buraya getirmek için. Özelleştiği için öyle bir desteği TTNET bize vermedi. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum ve bunu yazmanızı istiyorum. Ama YEDAŞ bize bu desteği verdi. Çok ciddi bir yatırım yaptı YEDAŞ buraya elektrik anlamında. Ve bununla ilgili bizden bir TL talep etmedi. Şu anda cep telefonları ile ilgili 3 tane hat yani Avea, Telsim ve Turkcell zor çekiyor. Vodafone yani Telsim geldi bir tespit yaptı. O tespite göre bazı eksikleri giderecek. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Neden size bunları anlatıyorum? Sinop turizminin bir yerlere gelebilmesi için önce altyapıda bürokrasisiyle ve buradaki bazı kurumların yatırımcılara destek olması lazım. Bir TL maddi bir destek almadık. Bir telefonu getirmek için bu ücretleri ödedik. Tabii ki yarınlarda Kuska'ya bir proje sunduk. Çünkü burası orman. Ormanda bizim için makine parkı çok önemli. Karda, kışta yollarımız kapanabiliyor. Geçiş verilmiyor. Yürüyüş parkurları bozulabiliyor. Bunların açılması gerekiyor. Sel olabiliyor. Geçen yıl biz bunu çok zor şartlar altında geçirdik inşaat zamanında. Ve bunların hepsini kiralamak zorunda kaldık. Sinop kalkınmayı öncelikli bölge olarak nitelendiriliyor. Ama bir şeyler yaparken önümüze de bazı köstekler çıkıyor. Köstekler demeyeyim de geciktirmeler çıkıyor. O kelimeyi yanlış kullandım. Onlar da köstek oluyorlar. Yani geciktirmeler çıkıyor. Yatırımcıların Sinop'a
gelmesi için ne gerekiyorsa bizlerin onları teşvik etmesi lazım. Ben Sinopluyum. Bunun mücadelesini yıllardır veren bir kadınım. Hala da veriyorum. Yarınlarda da vereceğim. Bu beni yıldırmaz. Ama başka yatırımcıların buraya gelebilmesi için halkla birlikte yerel yönetimlerin ve bürokrasinin biraz daha yatırımcının önünü briefing açısından açması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilgi açısından destek olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii istihdam doğuruyoruz. Buraya gelen herkesten çok tebrik alıyorum. Çok teveccüh alıyorum. Burayı yaparken bir mimar mühendis kullanmadık. Kendi birikimlerimizle neler yapabiliriz diye bütün bu çizimler aileme, bana, eşime ve yanımda çalışan 5 arkadaşıma aittir. Tabii ki hata yaptığımız yerler olmuştur. Onları da kendimizce düzeltmeye çalışıyoruz. Yani konsepti buraya oturtururken herhangi bir mimar mühendis desteği almadık. Çizimleri peyzaj mühendisimize yaptırdık. Geri kalan her şey bu oturduğunuz masa, bu oturduğunuz bank ve dışarıda gördüğünüz her şeyi biz ürettik. Atölyemizde ürettik. Satın alınan çok fazla bir ürün yok burada. Bu kasalara kadar biz atölyemizde ürettik. Yani dışarıdan satın alma yapmadık. 9 ay uzun sürmesinin sebeplerinden biri buydu. Buranın konseptine uygun ürünleri bulamadığımızdan dolayı, yani kafamızdakini hayata geçirirken bulamadığımızdan dolayı bu ürünleri üretmek zorunda kaldık. Aşağıları da birazdan size info yapacağım, göreceksiniz. Elimizden geldiğince daha iyi neler yapabiliriz diye şu anda da mücadele etmeye başladık. Yeni tanıtıma başlıyoruz bugünden itibaren. Çünkü hem seçim dönemi bitsin istedik. Biz de altyapı olarak, personel olarak biraz daha hazır olmak istedik. Bu arada Sinop'ta turizmle ilgili üniversiteye de bir seslenişte bulunmak istiyorum. Turizmle ilgili bölümdeki Mayıs ayından itibaren bence Sinop'taki tesislere öğrencilerin staj yapması gerekiyor. Bu bir sıkıntı. Bütün dikkat ederseniz restoranlarda, çay bahçelerinde, kafelerin kapılarında bir yazı var. Garson aranıyor diye. Hizmet sektöründe bir problem yaşıyor. Ben de yaşıyorum aynı problemi. Dışarıdan insanları getirebilirim. Ama dışarıdan insanları getirdiğim zaman memleketime yaptırdığım yatırımda ne kadar istihdam doğurmuş olacağım? Bu da bir yanlış oldu olacak. Ama benim de o personele ihtiyacım var. Hafta sonları yurtta kalan çocuklardan part time eleman alıyorum. Ama hafta içinde ciddi işini bilen, daimi maaşla çalışacak garson bulamıyorum. Problem yaşıyorum. Servisim var, öğlen yemeğim var. Asgari ücret maaş veriyorum ve ben personel problemi yaşıyorum. Bunu neden söylüyorum? Sinop'ta ne yazık ki bu sıkıntı var. Buradan Sayın Rektörümüze ve turizm bölümüne de seslenelim. Turizmde okuyan çocukları Şubat Mart'tan itibaren staj bölümünde Sinop'taki yerleri tercih etmesini sağlayalım. Bunlardan biri de ben olayım. Benim usta öğreticilik belgem var. Çocukları stajı alabiliyorum ve not verebiliyorum turizmle ilgili. Eminim ki öbür otellere olan arkadaşlarımız da aynı şeyi yapacaklardır. Buradan bu konuda da üniversitemizden destek istiyoruz. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa memnuniyetle cevaplarım. Her zaman yanımda oldunuz. Ben de tabii sizin bir meslektaşınızım. Sonuçta ben yatırımcının yanında asıl mesleğim gazeteciyim. Sizler gibi 20 yıldır bu sektördeyim. Oğlum yeni yerleşti Sinop'a. Sağ olsun beni kırmadı. Bundan sonraki ticaretim de her zaman yanımda olacak. Pilot olacaktı, bıraktı. Bura ve bundan sonraki yatırımlarda Sinop'ta olacak. Tabii Sinop'u tanımıyor. Siz abileri, ablaları olaraktan ona bu konuda da yardımcı olursanız, destek verirseniz çok mutlu olurum. Çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Keyifle semaverde çayımızı içersek hep beraber gölün üstünde bir yorgunluk atarız diye düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bütün problemleri yaşıyoruz. Ha, maddi olarak biz şirket olarak yatırım yaparken 2 yılı göze aldık. Hedef olarak da uzun yılı kendimize rakip aldık. 2 yıl hiç para kazanmamayı, hiç iş yapmamayı göze alarak inşa ettik. Ama şu anda
Biz belki para kazanmıyoruz ama zarar da etmiyoruz. Ondan kaldırmış adamın şey. O da kâr. Evet, zarar da etmiyoruz. Onlardan mı söyledin? Bunlar yıkılmış evlerden aldım. Yıkılmış evlerden yıkılmış evlerden. O da fiyatını aldım. Yani. Bu elektrik doğa bakıyoruz. Evet. Doğayı bozmamak lazım. Doğada devam. Yakınlık ulaşırız. Bu ne başlıyor? Burası tamamen yürüyüş parkımız. Yarın bu yıl yetişmeyebilir. ATV'lerimiz de burada tur yaptıracağız. İleride pingpong alanlarımız var. Bir de bir çadır kurmanları yapacağız. Onların hepsi projede işte. Sadece seneye öteliyoruz şu anda. Hamaklar değil mi? Onlar gelecek. Seneye, geçen yıl 15 bin adet balık atıldı bu göle. O gün bugündür biz bunu koruyoruz. Gelecek yıl, bu yıl aslında şu anda balığın yasak zamanı. Hop. Hayır, var balık. Biz bilerek tutturuyoruz ki daha çok balık atıyor. Evet. Balık var, süper yok. Aa, ben atıyorum. Öyle iyi değil mi? Evet, böyle herkes masası var da çok. Buyurun lütfen. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.